Merhaba Web Tekno takipçileri. İlginç ürünlerin bu bölümünde sizlerle beraber Magic Cube isimli bu projeksiyon klavyeyi inceliyoruz. Ürünü sizlerden gelen yoğun istek üzerine aldık arkadaşlar. Yorumlarda abi bunu incele, abi bunu incele yazmışsınız. O yüzden böyle bir ürün almayı tercih ettik. İnceleyin dedik. Biz de merak ettik. Ürünün temel mantığı şu. Zaten üzerinde de yazıyor. Projection Keyboard. Projection Keyboard artık nasıl okuyorsanız. Yani şurada bir projeksiyon var arkadaşlar. Bunu yansıtıyor ve yansıttığı yerde bir klavye oluşuyor. Siz de yazılarınızı oradan yazıyorsunuz. Ürünü böyle tam anlatmadan önce bir kutu açılışı yapalım. Güzel bir kutusu var çünkü. Tasarımı falan benim hoşuma gitti. Şunu çıkartıyoruz böyle. Alt tarafında Türkiye için geçerli olan garanti belgesi çıkıyor. Daha sonra şurası kapaktı. Şunu açıyoruz. Ve ürüne direkt ulaşıyoruz. Şöyle altında da tahmin edebileceğiniz üzere gerekli bağlantıları yapabileceğimiz kablo, USB kablosu ve kullanım kılavuzu var. Şuna geleceğiz daha sonra. Gördüğünüz gibi bir şarj edebilmeniz için USB bir kablo var. Daha sonra hızlı başlangıç kılavuzu dediğimiz şu olay var. Ve esas böyle sağlam olan kullanım kılavuzu. Bütün açıklamalarını yazdı. Kullanım kılavuzunun içine iki tane şöyle bilgisayar çıktısı kağıt sıkıştırmışlar. Dikkat etmeniz gereken işte Android kullanıcıları için not yazıyor burada. Burada da sensitivity ayarlama, hassasiyeti ayarlamamız için çeşitli ayarlar anlatılmış. Şimdi ürünümüze gelebiliriz yavaş yavaş. Ürünü şu şekilde çıkartıyoruz. Sanıyorum çok sallanmasın diye hassas bir alet olduğu için sağlam sıkıştırmışlar buraya. Bunu da kaldıralım. Ürünü koyduk masaya, karşımıza böyle küçük öyle avuca sığan bir şey geliyor. At çantaya, istediğin yere götür tadında bir ürün bu. Bluetooth teknolojisiyle çalışıyor bu cihaz. Üzerinde iki tane veri alıp gönderebilen yer var. Birisi projeksiyon aleti. Yani projeksiyon mantığında çalışan şöyle klavyeyi gönderen alan. Diğeri de sizin bastığınız klavyedeki yerleri algılayan sensör. Alt taraftaki ışıklar da işte Bluetooth'un açık olup olmadığını, şarjının bitmesine yakın olduğunu ya da şarjın tamamen dolu olduğunu gösteren bildirim ledleri var alt tarafta. Magic Cube'un yan taraflarında herhangi bir giriş çıkış yok. Ve şu arka tarafta on off düğmesi var. Şurada reset düğmesi var. Ve alt tarafta USB girişi. USB girişini açtığımız zaman da şurada HIT ve SPP'yi görüyoruz. Bunlar da HIT teknolojisi kullanan Bluetooth cihazlar için üste alıyoruz. SPP kullananlar için de alt tarafa alıyoruz. Onun dışında şarj etmek için ve dilersek de bilgisayarımızda Bluetooth yoksa USB üzerinden çalıştırmak için bir USB girişimiz var burada. Dilerseniz yavaş yavaş nasıl kullanıldığına geçelim arkadaşlar. Şimdi ürünün test aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Tabii ortamı biraz karartmak lazım. Burada işte bayağı bir ışıklar var. O ışıklar da normal olarak gözükmüyor. Bir projeksiyon cihazı da öyle bir ışıkta gözükmez tabii ki de. Ürünümüzü açıyoruz arkadan. Şurada on off düğmesinden. Ürün açıldı. Kendine geldi. Ve şu mavi ışık yanıp sönüyor. Bu da Bluetooth'um açık, beni bir cihaza bağla demek oluyor. Şuradan ayarlardan Bluetooth'u arattıralım bakalım. Magic Cube aygıtını. Şurada yapan firma Cellion firması. Onu buldu arkadaşlar. Tıklıyoruz. Bağlanması için. Ve şimdi diyor ki Cellion üzerinde 5174 kodunu girin. Return veya Enter tuşuna basın diyor. Ve olay burada başlıyor artık arkadaşlar. Şöyle dik konuma alıyoruz aleti. Hop. Yanlışlıkla birkaç dokunma yaptık o sırada. Tekrar bağlayalım. 5436'yı tuşlayın diyor. 5436 tuşlayıp Enter'a basıyoruz. Şu an Magic Cube bağlandı arkadaşlar. Kullanıma hazır. Ancak tablet açısından şöyle bir sıkıntısı var. Bunu hani dokunmatik panel olarak kullanamıyoruz. Sadece bir şeyler yazacağımız zaman kullanabiliyoruz. Onun dışında yine başlamadan şöyle birkaç kısa yolu var. Mesela ışığını en kısa seviyede kullanma. Çünkü çok karanlıkta bu gerçekten bayağı parlak oluyor ve göz rahatsız edebiliyor. Şöyle FN tuşuna basıp sağa basıyoruz. Pardon, sola basıyoruz. Bir tane kıstı. Tekrar FN'ye basıp bir daha bastığımız zaman en kısık seviyeye getiriyor. 3 seviyesi var. Bir de şu an siz duyuyor musunuz bilmiyorum ancak bastıkça geri bildirim gibi hani her düğmeye basışınızda bir ses geliyor. Bu bir süre sonra yine rahatsız edici olabiliyor. Onu da FN'ye basıp aşağıya basarak her seferinde tekrar FN'ye basmanız lazım. Bu sesi tamamen kısabiliyoruz. Şöyle onu da son seviyeye getirelim. Bu da toplamda 5 seviye arkadaşlar. Şöyle bir notepad'i açalım bakalım. Not defterini, notlar. Her neyse hepsinde değişiyor bunun adı. Şöyle basıyoruz. Gördüğünüz gibi yazmak için hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bu cihaz bağlı olduğu zaman mecburen bununla yazacaksınız. Şöyle başlayalım. İşte
İşte yazalım bir şeyler. Selam. Ne haber diyelim. Yazamadık. Yazması biraz alışmayı istiyor arkadaşlar. Öyle hemen zart diye hızlı hızlı yazamıyorsunuz. Bir de bence sıkıntı olan yönlerden birisi klavyede yön tuşlarını şöyle standart şekilde kullanmaya alışanlar bunda birazcık zorluk çekebilirler. Onun dışında şöyle normal klavyedeki gibi shift'e basıp bir harfe bastığınız zaman onu büyük olarak koyuyor. Daha sonra alta basarak Türkçe karakterlere bastığınız zaman o Türkçe karakterleri ekliyor. Çünkü bu da Türkçe karakterler yok normal olarak. Teknoloji güzel arkadaşlar bu teknoloji ama bence biraz geri durumda. Çok fazla gelişmesi lazım. Hani ne amaçlı kullanırsınız o tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Bazen saçma sapan şekillerde basabiliyor, sizi çileden çıkartabiliyor. Bilgisayarda da kullanabiliyoruz bunu. Tablette kullanım bu şekilde. Hani daha çok not tutanlar için çok fazla ve tabletin, telefonunun klavyesi müsait olmayanlar için, kullanamayanlar için ya da hani çok küçük olur, çok rahat yazamıyordur. Onlar için çok iyi. Onun dışında çok çok böyle efsane tavsiye edebileceğimiz bir şey değil. Olmazsa olmaz bir cihaz değil yani bu. Ayrıca şöyle söyleyeyim, parası da Türkiye'de 200 lira civarında satılıyor. O civarlarda bulabiliyorsunuz. Yurt dışında da neredeyse buna yakın. Hani 200 lirayı hak eder mi? Bence çok hak etmez. Daha çok gelişmesi gerekir. Hatta bu cihaz bence ileride telefonlarla da entegre olacak ve düzgün bir şekilde çalışacak. Zaten bunun hazırlıkları illaki yapılıyordur. O zaman çok daha kullanışlı bir hale gelir diye düşünüyorum. Bir de bilgisayarda kullanımına bakalım. Bilgisayarda çünkü biraz daha ekstra bir şeyler yapabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi mouse işareti var. Mouse olarak da kullanabiliyoruz. Şimdi bilgisayarda kullanışına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önde bir Google penceresi açık. Bunu bilgisayarda mouse olarak da kullanabiliyoruz demiştim. Şöyle Fn'ye basıyoruz ve şuradaki imlece bastığımız zaman bu artık bir mouse'a dönüşmüş oluyor. Hatta burada multitouch şöyle yapamadık. Yaklaştırma, uzaklaştırma falan yapabiliyoruz. Tabii ki de bir touchpad hassasiyeti yok bunda. Şöyle gelelim. Bir kere de bastığımız zaman Fn'ye basmadan bu artık yazı yazabileceğiniz bir klavyeye dönüşüyor. Şöyle web teknolojiden. Bilgisayarda sanki biraz daha rahat gibi geldi kullanımı. Şimdi buradan nasıl aşağı ineceğiz? Tekrar mouse'a geçmemiz lazım. Aslında bir süre sonra biraz bu çileye dönüşebiliyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı var. Ayrıca şurada da böyle iki parmakla multitouch'ı desteklemiyor. Neyse biraz çile çektik. Şöyle yaparak işte bakabilirsiniz. Tabii bilgisayarın klavyesi varken de bunu kullanmak biraz enteresan olabilir. Şöyle bir not defteri gibi şeyler açalım. Şöyle bir Word belgesi açtık ve birkaç yazı deneyi yapalım arkadaşlar. Yani normal bir klavyede hızlı yazan birisi için biraz zor olabiliyor alışması. Dediğim gibi ben hala alışamadım, bayağıdır kullanıyorum. İlla ki eliniz başka bir tuşa çarpabiliyor. Yine tekrarlıyorum, teknoloji daha hani çok gelişmesi lazım. Hatta bunun dediğim gibi telefonlara entegre olan hali, olabilecek olan hali çok çok işe yarayabilir bir duruma gelebilir. Ayrıca bence cep telefonları ve tabletler için yine touchpad özelliğinin biraz geliştirilmesi lazım. Muhtemelen gelecek modellerde bunun üzerine çalışmalar yapacaklardır. Bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Bu haftaki ilginç ürünlerde Magic Cube isimli ürünü inceledik arkadaşlar. İlginç bulduğumuz bir üründü ve sizden gelen bir tavsiyeydi. Yine bu hafta da bu videonun altına yorumlar yapın. Bakalım hep beraber konuşalım, tartışalım. İşte bu ürün ilginçmiş, incelenebilir gibi dediğiniz ürünleri bize yazın. Haftaya belki sizin yazdığınız ürün inceleniyor olabilir. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.